Merhaba arkadaşlar. 2009 yılı KPDS İlkbahar sorularından birisini soruya bakmadan çözmeye çalışalım. Şıkların kesişim noktaları acaba bize bir şey söylüyor mu? Beraber bakalım. Biliyorsunuz sağdan sola öncelikle bakılacak. Birinci boşluk için gelen alternatiflere bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane li, iki, üç. Üçüncüsü de burada. Diğerlerine baktığımız zaman bir tane fi var, tekrarı yok. Bir tane ala var, tekrarı yok. O zaman tekrarlanan unsurlardan birisi olsun dersek, li harfi cerrinin 3 kere kullanıldığını görürüz. Ortadaki boşluğa baktığımızda bir ba harfi cerri 1, 2 ve 3. 3 şıkta da o kullanılıyor. O zaman birinci boşlukta li, ikincisinde ba harfi cerri kullanılsın dersek ne kalır elimizde? Li ve ba'nın kullanıldığı Adana, bakınız burada olduğu gibi ve ne kalır? Edirne. Şimdi o zaman Adana ve Edirne'nin kesişim noktaları li ve ba harfi cerri iken sol taraflarında ne görülüyor? Gördüğünüz gibi burada fi, bunda da ala var. O zaman bu soldaki boşluğa neler tekrarlanmış ona bakalım. Burada lam tekrarlanmış. Şurada lam. Burada ala tekrarlanmış. Burada da ala. Fi'nin tekrarlanmadığını görüyoruz. O zaman tekrarlanan unsurlardan gittiğimizde test tekniği şıkların kesişim noktasını bize Edirne olarak gösteriyor. Çünkü özetleyecek olursak tekrarlanan, en çok tekrarlanan li harfi cerriydi. Ortada en çok tekrarlanan ba harfi cerriydi. Solda da tekrarlanan ala vardı. Fi tekrarlanmamıştı. Şimdi bir de soruya bakalım. Yani biz soruya bakmadan E şıkkı olduğunu düşündük. Bir de soruya bakalım. Acaba öyle mi değil mi? Bakıyoruz. Yatıyı bu kelimesi. Yatıyı bu li ile kullanılır. Aynı şekilde etevecehu aslında ila ile kullanılır. Ama ilası zaten verilmiş. Etevecehu bittehiyyeti. İşte selamla ve şükranla demek istediği için buraya da bi harfi cerri uygun gelir. Ba harfi cerri. Sonra bu boşluğa ne gelecek? Buraya el hafaveti el ahaviyyeti denmiş. Buraya gelecek olan harfi cerri de hangisi olur? Yukarıdaki yapıya baktığımız zaman ettakdir ile şabil cezairi şakik, bir şeyin üzerine anlamını vermek için de neyi kullanacağız? Alayı kullanacağız. Cümlemiz nasıl? Yatıyı bu li, hoşum benim için hoştur. Yani ben bundan memnunum anlamında. Memnunluk vericidir benim için. Ve nahnu biz neftetihu açıyoruz. A'mâle eddevretil hamiseti. 5. dönem çalışmalarını li meclisine el muvakkar, saygın meclisimiz için. Benim için iyi olan şey nedir? Burada hal cümlesi olarak girmiş ve nahnu bölümü. En diye başlayan bölüm yatıyı bunun faili olacak. En etevecehe yönelmek. Yönelmem benim için hoştur. Memnuniyet duyuyorum. Etevecehe ne koyduk? Bi koyduk. Bittehiyyeti ve takdir. Neyle? Selam ve saygıyla. Takdir, şükran duygularıyla yönelmek, yönelmem kime? İle şabil cezairi, Cezayir halkına. Peki nasıl bir Cezayir halkı? Eşşakik, kardeş. Öz kardeş için bu kelime kullanılıyor biliyorsunuz. Peki neyin teşekkürü bu? Neye bir teşekkür? Alel hafavetil ehaviyyeti. Kardeşçe misafirperverlik ve sıcak karşılama diyebiliriz. Ve husn-ı ziyafeti ve güzel misafirperverlik. Dolayısıyla cümlenin anlamını da görmüş oluyoruz. Fakat vurgu yapmak istediğimiz şey, özellikle böyle birden fazla boşluğun olduğu yerlerde alternatif olarak verilen noktaların kesişim alanı bize doğru cevabı belki soruya bakmadan da söyleyebilmektedir diyebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.